Hayat Ebru'ya pek iyi davranmamış. Ebru oradan oraya savrulmuş durmuş. Çok fazla yer değiştirmiş. Ama en büyük acısı babasından ayrı kalması olmuş. Annesinin yanındaymış. Annesi anladığım kadarıyla ilgilenebildiği kadar ilgilenmiş Ebru'yla. Siz de anladınız, ben de anladım. Benim için çok zordu. Ebru'yla yapmış olduğum sohbet. İş babaya gelip dayanınca zaten benim için çok daha zorlaşıyor. Benim babam yok. Ve babaları hayatta olup da babalarına kavuşamayıp onlardan ayrı kalan, onlara hasret kalan kız evlatlar beni çok etkiliyor. Şimdi Uğur Bey'e ulaşmaya çalışacağım. Bakalım o ne tepki verecek. Alo. Uğur Bey. Buyurun benim. Kimle görüşüyorum? Uğur Bey merhaba, ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Ha tamam, bildim. Siz şu tekrar şans veren, insanları çağırıp tekrar şans sunan kişisiniz. Evet. İyi misiniz? İyiyim, buyurun. Uğur Bey, biri programımıza başvurdu. Bizde size ait bir emanet var ve onu size ulaştırmak istiyorum ben. Evet. Camınızdan bakarsanız eğer bizim programımızın aracını göreceksiniz aşağıda. Üstünde programımızın... Camdan bakınca siyah bir araba görüyorum, sizin galiba. Evet, üstünde logo var. Bir Şansım Olsa, evet. Logosu, programımızın logosu. Aracımızın içinde bir kasa var. Emanetiniz bu kasanın içinde. Eğer araca inerseniz, siz indikten sonra ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Ben size bir şifre göndereceğim. O size ait olan bir şifre. O evet. Şifreyi kasaya gireceksiniz. Kasa açıldığında size ait olan emanet, aslında şöyle diyeyim, emanet de değil, oraya sizin için, sizin çok sevdiğiniz ve sizi çok seven biri bir hediye bıraktı. Onu evet. Bulacaksınız. İner misiniz araca? Bir şey soracağım, ineyim ama bunu önceden söyleyemez misiniz kimin başvurduğunu? Söyleyemiyorum formatımız gereği ama bence siz evet. Kasayı açtığınızda hemen anlayacaksınız kim olduğunu. Tamam Ahu Hanım, o zaman ben iniyorum. Çok teşekkür ederim. Ben sizi arayacağım indiğinizde. Tamam Ahu Hanım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok zorlanıyorum şu an. Şimdi inecek, şifreyi göndereceğim, kasa açılacak. Kızın ona bırakmış olduğu hediyeyi görünce ne hissedecek? Aslında tahmin edebiliyorum. Onları kavuşturmak, buluşturmak istiyorum. Ebru babası dışında hiç kimse hakkında konuşmazdı. Arada bir babaannesi ve dedesi hakkında konuşurdu. Ve onları unutmaya başladığını söyleyip ağlardı. İnmiş Uğur Bey. Efendim? Uğur Bey. Buyurun. Araçtasınız. Araçtayım, evet. Evet.
Kasa orada. Şimdi size ben bir şifre gönderiyorum. Lütfen o şifreyi kasaya girin. Gönderdim. Tamam Hava Hanım. Bakıyorum. Kızım Ebru. Uğur Bey. Buyurun. Uğur Bey, açtınız mı kasayı? Kızım. Kızım Ebru. Prensesim. Kanatsız meleğim. Kapıyı açarım, hızlı nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum diyor arkadaşlar. Kızım. Arkadaşlarım, beni oradan duyuyorsanız ne olur rahatlatın, bir şeyler yapın lütfen. Hiç iyi gelmiyor sesi. Kızım canım, kanatsız meleğim. Su ister misiniz? Aşkım. Uğur Bey iyi mi? Ahu Hanım, Uğur Bey iyi şu anda. Ben yanındayım. Aleyna'cığım. Biraz sakinleştirmeye çalışıyoruz. Sonra yanınıza getireceğiz. Kendisi de isterse eğer. Tamam. Biz onu burada bekliyor olacağız. Tamam. Bittim ben. Bir araya getirmek istiyorum. Birbirlerine sarılsınlar istiyorum. Kavuşturmak istiyorum.